Arkadaşlar selam. Atatürk Parkı'ndayız, Ordu'dayız. Şimdi yola çıktık. Nereye gidiyoruz? Hoppa! Çiseli Şelalesi'ne doğru gidiyoruz bugün. Rotamız toplamda 50-60 kilometre kadar olacak. Mesafe kısa gibi gözükebilir fakat bayağı bir tırmanış yapacağız. 2000 küsür metre toplam tırmanış ve inişimiz olacak. Bakalım bu rotayı çıkartabilecek miyiz? Aykut her zamanki gibi tam takım. Ben bu sefer katlanır bisikletle çıkmadım çünkü bayağı bir tırmanışımız var. Katlanır bisikletin ön ayna koluna bir ayar çekmemiz lazım. Yine tur bisikletine dönüş yaptım. Gördüğünüz üzere. Büyük tekeri unutmuşum ya. Şimdi kamyon gibi geliyor bisiklet. Böyle bir konforlu etrafa yukarıdan bakıyorum. Hoş bir duygu. Ordu'dan yola çıktık. Yaklaşık 20 kilometre oldu. Şu an Perşembe'ye değil de Yeni Bolaman yoluna saptık. Şu an önümüzde Nefise Akçelik Tüneli var. Türkiye'nin en uzun tüneli, daha yenisi yapıldı bilmiyorum. Benim bildiğim en uzun tünel bu. Şimdi biz bu tünele girmeyeceğiz tabii ki. GPS'ten bakıyoruz. Buranın altından geçip şu şekilde dağlara vuracağız artık. Ana yolu bıraktık. Artık trafiğimiz daha az olacak. Fakat baya bir tırmanışımızın olacağını tahmin ediyorum. Hava sıcaklığı 25 derece. Fakat biraz nem var. Özellikle tırmanışlarda bunu fazlasıyla hissedeceğimizi düşünüyorum. Aykut'la beraber yol almaya devam ediyoruz. Şu an 312 metre irtifadayız. Karoluk Köyü'nde bulunan Çiseli Şelalesi'ne 6.3 kilometre kadar yolumuz kaldı. Karaoluk Köyü 460 rakımda. Yani biraz daha tırmanacağız. Muhtemelen biraz tırmanıp biraz ineceğiz. Böyle ufak engebeli bir arazi olabilir. Yolumuz asfalt. Gayet de temiz bir asfalt, çukur yok, temiz bir yol, trafik çok çok az. Yol o kadar zorlamıyor bize. Tatlı bir eğim var. Aykut nasılsın? Sesle. İyi, sıkıntı yok. Tırmanmaya devam ediyoruz. Karaoluk Köyü'ne, yani Çiseli Şelalesi'ne 4.8 kilometre yolumuz kaldı. İrtifa anlamında çok bir şey yok aslında. Açıkçası tam olarak nerede kestiremiyorum. Şöyle bir haritadan bakalım. Şelale şu vadi tarafında olması lazım. Bu arada hava açıktı. Yalnız hava durumu bugünden için gök gürültülü sağanak yağışı gösteriyordu. Ama baktık sabahleyin hava güzel. Biz yola çıkmayı tercih ettik. Şu an gördüğünüz gibi yukarılarda sis başladı. Yağmura yakalanma ihtimalimiz var ama sorun yok. Yağmurluklarımız yanımızda. Yaz yağmuru olacağı için de çok üşütmeyecektir diye tahmin ediyoruz. Yola devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 10 numara manzara var. Muhtemelen altımızdaki akarsu Çiseli Şelalesi'nin de üzerinde bulunan akarsu. Burada şelale olması oldukça mantıklı çünkü önümüze doğru vadiye baktığımızda ciddi bir kot farkıyla su iniyor. Bu da demektir ki ara ara şelalelerle kot farkını dikini indirip su yol almaya devam ediyor. Manzara 10 numara. Güzel bir noktadayız. Artık öyle çok ciddi bir tırmanışımız da kalmadı. Zaten maksimum tırmanacağımız nokta emin olmamakla beraber 700 metre kadar olduğunu tahmin ediyorum. Hemen sizin için bakıyorum. Evet, 710 metrelerden sonra tekrardan inişe geçiyoruz. Bulutlar arkamızda kalmış. Böyle geliyor. Muhtemelen üzerimizden bulutlar bu şekilde gelecek. Bulutları arkamıza aldık. Belki yağmura yakalanabiliriz. Belki yakalanmayız. Bayağı bir stresli bir şey olacak. Bakın. Çok hızlı geliyor sis. Vay vay vay, şu gelişe bak. Bunun timelapse'ini alsam bayağı güzel çıkar aslında ama yağmura da yakalanmak istemiyorum açıkçası. Çiseli Şelalesi'nin bulunduğu yere geldik. Bir yol çalışması varmış burada. O yüzden gördüğünüz gibi yol çamur halde ve şu an yağmur da başladı. Evet, burası daha iyi. İşte ekskavatör var ileride. Yol genişletme ve düzenleme çalışmaları var. Burası da işte Karaoluk Şelalesi, Çiseli Şelalesi'nin bulunduğu dere. Arkadaşlar, Çiseli Şelalesi'nin bulunduğu yere geldik. Hava da çiseliyor. İlginç bir ironi oldu. Gayet güzel bir yer. Hava düzgün olaydı aslında yüzülebilirdi de. Gayet geniş bir kazanı var diyeyim. Havuzu var. Şimdi bir de Aykut'a soralım bakalım. Aykut, Çiseli Şelalesi nasıl buldun? Ben şahsen hayal kırıklığına uğradım. Ben Niagara falan bekliyordum. Şöyle 100-200 metreden aşağı, yukarıdan aşağı. Bunun aynısı bizim köyde var. Gabadüzbaşköy, Veli Gölü. Aynısı. Bundan da yüksek oğlum. Bizi kandırmışlar. Gelmeyin, getirtmeyin. Aykut anlayıştan çok memnun kalmadı ama ben sevdim. Evet, bizim köyde de buna benzer göller var ama bunun biraz daha küçüğü. Tabii ki biraz da pazarlama işi. Ama olsun, ben sevdim. Buraya güzel bir vakitte tekrardan gelinir. Güzel, güzel. Ne diyor? Şaka bir yana güzel. Gördüğünüz gibi yağmur yağıyor. Şimdi sığınacak bir yer bulabildik. Bu bizim için oldukça iyi oldu. Şimdi burada ufaktan bir atıştırma yapacağız. Hemen yan tarafımızda da ekskavatör çalışmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Manzaramız yine güzel. Hani dedik ki biz böyle biraz kafa dinleyelim, doğayla baş başa kalalım ama iş makinalarından yine kurtulamadık şansımıza. Peki bu iş makinesi neden burada çalışıyor? Yol açıyorlar, daha doğrusu yolu genişletiyorlar, düzenliyorlar. Peki neden? İnsanlar buraya gelip gitsin diye. Kim yapıyor bunu? Bir hani Karaoluk Köyü'nün derneği falan mı veya il özel idare falan değil. Şahıs yapıyor. Peki neden şahıs yapıyor? Burayı bir tane ufak restoran, çay ocağı gibi, çay bahçesi gibi bir yer açacakmış. Haliyle insanların gelmesi kendisi için de iyi olacak. Yani bir ticari amaç uğruna düzeltiliyor bu yol. Ne diyelim? İyi, güzel, fakat hani bunu pazar günü yapmaları biraz tabii ki iyi olmamış. En azından bizim için hafta içi de yapabilirlerdi. Sonuçta buraya insanlar gelip gidiyor. Neyse, önemli olan keşifti. Canavar keşifte. Biz keşfimizi yaptık. Uygun bir zamanda buraya tekrardan geleceğiz. Dönüş yoluna geçiyoruz. Halen burada çalışma var gördüğünüz üzere. Çiseli Şelalesi'ne gelene kadar gördüğünüz üzere gayet güzel bir yoldan geldik. Büyük bölüm asfaltlı, sonlara doğru bir mıcır toprak yola girdik. Ama canavar keşifte, yani canavarın keşiflerinde bir şey eksikti. Çamur. O da gördüğünüz gibi buraya geldiğimizde o da oldu ve seriyi yine tamamlamış olduk. İşte ayağım o kadar çamur olmamıştı ama çıkarken yanlış bir yere girdim ve ayağımın üst kısmına kadar bayağı bir çamur oldu. Neyse, içine su geçmedi, sorun yok. Çiseli Şelalesi'nin son 200-300 metresi bayağı dik bir toprak iniş. Hani bu yol yapıldıktan sonra da bu eğimini koruyacaktır. Buraya çıkması biraz zor olabilir. Ha, yine ben burayı bisikletle çıkabilirim fakat şu an bisiklet iyice çamur oldu. Zorlamak istemiyorum. Hava epey bozdu. Ordu'ya yaklaşık 15 kilometre kadar bir yolumuz var. Ama işte yol almakta zorlanıyoruz. Hava koşulları bizi epey etkiledi. Şunun üzerinde bir tane yağmurluk vardı. Hafiften üşmeye başladım. Birazdan windstopper'ımı da giyeceğim yağmurluğun içine. Muhtemelen üşümemi kesecektir. Aykut'la benim biraz kan şekerim düştü. Burayı sığındık işte yağmurdan etkilenmemek için. Biraz atıştırdık. Birazdan tekrardan yola çıkacağız. Saat 3 oldu. Gördüğünüz üzere ortamda fazla ışık yok. Sis var etrafta. Umarız bu boğazı geçince sis kalkar, yağmur azalır veya tamamen durur diye umuyoruz. Aykut evine postaladık. Güneşle başlayan bir günü yağmurla noktaladık. Bir turun daha sona geldik. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.